Ya şimdi çok gergin bir konudan çıktım. Böyle bir hafif tatlı başlamak istiyorum. Ahmet Filiz ve Emrah Filiz konusuna geçeceğim. DNA testi sonucu açıklandı. Hafta sonu Ahmet Filiz için zaman nasıl aktı? Neler hissetti, neler düşündü, büyük bir pişmanlık yaşadı mı? Bugün oğlundan özür dileyecek mi, beni affet diyecek mi? Ben bir hata yaptım, sen beni affet. Ben seni bıraktım, ben seni terk ettim. Beni affet diyecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi alacağım cevapları bilmediğim için de böyle stres altındaydım. Ama ya, niye? Bir sıkıntı olmuş. Şimdi bir fotoğraf geçti de elimize. O fotoğrafı yayınlamak istiyordum. Bu fotoğrafın kimle alakalı olduğunu, yani kime ait olduğunu, ne zaman ait olduğunu falan söyleyemem. Sadece buraya ekrana getirecektim. Bakalım buradaki kim bilecekti o fotoğraftaki kişileri. Neyse fotoğrafı şimdi herhalde teknik bir arıza olmuş. Fotoğraf geliyor. Geldiği zaman da o bölüme geçeceğiz. Önce... Güzel aile... Türkiye'nin canım ailesi. Herkes onları kucaklamak istiyor. Annesi ve yavruları. Nilgün abla aynı evde, aynı koltukta, aynı odada, aynı masada çocuklarıyla beraber bir hayatı hak eden bir insandı. Aslında bunu her kadın hak ediyor. Çocuklarıyla güven içerisinde huzurlu bir dünyada yaşamayı. Ama maalesef ki hayatına giren insanlar, başta annesi... ve sonrasında yaşamına giren tüm erkekler ondan gençliğini, anneliğini, kadınlığını, normal bir hayatı çalmışlar. Çünkü hepsi onu kullanmış, sonra da mağdur etmiş ve sonrasında da sanki o bir can, bir kalp, bir ruh taşımıyormuş gibi öylesine bir kapının önüne bırakıp arkalarına dönüp gitmişler. Ama bu saatten sonra bu böyle olmayacak. Böyle de devam etmemeliydi. Her şey programımızda başladı. Nasılsınız? Bak yine yaprak gibi titriyorsun. Emrah sen nasılsın? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Doğan sende hayat nasıl akıyor? Çok güzel. Ha? Harika. Harika. Son yani zamanlarımın en güzel, hatta hayatımın en güzel günleri. Neler yaptınız hafta sonu? Biraz gezmişsiniz galiba. Evet, gezdik. Emrah abinin sağ olsun çok sevdiği bir abisi bizi biraz dolaştırdı. Çok güzel vakitler geçirdik. Anne geldi mi? Siz gençler mi gittiniz? Anne de geldi. Anne de geldi. Evet. Ay seni de mi aldılar? Evet. Bu gençler böyle kendi hemen gidiyorlar diyorlar ki anne sen bekle biz geleceğiz. Seni bırakmadılar mı? Ben de gittim. Sen de mi gittin? Evet. Güzel vakit geçirdin mi? Evet. Mutlu musun evlatlarınla? Mutluyum evet. Nilgün abla. Bundan önceki hayatınla bundan sonraki... çocuklarınla olan hayatın sence güzelleşti mi? Güzelleşti. Güven hissediyor musun? Hissediyorum. Hissediyorsun değil mi? Evet. Peki. Şimdi Emrah, senin ne hissettiğin benim için çok önemli. Çünkü 27 yıl boyunca senden kaçan, hastalıkları olan bir annem vardı. Ama diğer tarafta seni reddeden, daha annenin karnındayken onu kendi annesinin kapısına atan bir baban. Ama onun nüfusuna kayıtlısın Ahmet Filiz. Ama o her seferinde aynı cümleyi söylüyor. Sen benim çocuğum değilsin. Evet. Ama o yalan bitti. O hikaye bitti. Sen Ahmet Filiz'in çocuğusun. Ahmet Filiz de bunu canlı yayında milyonların önünde duydu. Duydum efendim. Yani ben daha önceki programda da söylediğim gibi kendimi daha şanslı hissediyorum. Belki daha kötü bir durumda olabilirdim. Daha kötü bir karakterde de olabilirdim. Ama kendisini kınamıyorum. Ben Fize'de de suç buluyorum. Çünkü anneannem herhalde kendisini kandırmış. Bir şekilde aldatmış. Ahmet Bey de bu konuda araştırma gereğinde bulunmamış. Ahmet Filiz. Efendim. Daha ben... anne karnındayken bu çocuk benim değil dediniz. Harifende. Fize Anfağ'ın kapısına Nilgün'ü bıraktınız. Onun tek resmi nikahlı eşiydiniz. Ve bu ilişkiden de bir çocuk dünyaya geldi. Evet. 27 yıl sonra Emrah Filiz'in aslında sizin öz çocuğunuz olduğu ortaya çıktı. Harifendi ben bir 10 dakika konuşabilir miyim? Neler hissediyorsunuz? Ben 10 dakika bir konuşabilir miyim? Tabii ondan ki işte sohbeti başlatmak için ilk sorumu yönelttim size. Yani Cuma günü DNA testi sonucunu açıkladıktan sonra... Evet. Bu gerçekle yüzleştikten sonra... Evet.
Neler hissettiniz? Çok merak ediyorum. Hanımefendi ben bir 10 dakika konuşacağım. Hissettiklerimi de söyleyeceğim zaten. Konuşun ya, işte. Yaz, ne hissediyorsunuz? Yaz 10 dakika benim kesinlikle sözüm kesilmesin. Valla 10 dakika sürem yok. Ahmet Bey sizle sohbet etmek istiyorum. Soruyu yöneltiyorum. Ne hissediyorsunuz? Hissiniz, duygularınız var mı? Empati yapabildiniz mi? Vicdanınızı sorguladınız mı? Yastığa kafanızı koyduğunda Ahmet sen ne yaptın dedin mi? Hanımefendi ben hiçbir zaman onun annesine yanlış yapmadım. Namusumla nikah yaptım. Namusumla da şey, devletin verdiği hak nedir? Evlilik. Devletin benim hakkım var boşanmak. Hanımefendi ben bu kadın akıl hastası oldu diye bırakmadım. Aklınıza bir şey gelmesin. Kadın evden kaçıyor. Onun için bıraktım. Tek yani yarın bir gün kaçıyor. Ya üç defa kaçtı bende hanımefendi. Yani akıl hastası diye şey yapmadım yani hasta diye. Yemin ediyorum öyle bırakmadım. Kaçtığı için gerekli yerlere başvuru yaptınız mı Ahmet Bey? Hastanelere? Sözüm kesilmesin tamam. Lütfen. Ahmet Bey artık kaçıyordu geliyordu onları zaten iyi biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Siz 27 yıl boyunca kendinize şu yalanı inandırdınız. Bu çocuk senin değil Ahmet. Ve 27 yıl boyunca da herhangi bir DNA testi yaptırmadınız. Ya da biz dava soybağının reddi davası açmadınız. Babalığın tespiti için hiçbir şey yapmadınız. Hanımefendi, 27 yıl sonra ben size dedim ki kardeşim sonuç bu. Bu çocuk senin aslında çocuğun dedim. Hanımefendi, ne hissettiniz? Hanımefendi. Bu dört, ben karım üstüne gittim. 4 yaşındaydı. Ben o zaman işimi bırakmıştım. Mecbur kaldım, işlerimi bıraktım. 4 yaşında şey ettim karım üstüne. Hem çocuğa baktım, gittim gördüm çocuğu. Aldım kucağıma. Ondan sonra bir tane dedim ki efendim, ben bu çocuğu nasıl alabilirim? Sen dediler, evli misin dediler. Evliyim ama dedim, annesinden boşanmak üzereyim dedim. Peki bir işim var mı dediler. Efendim sadece dedim şu anda işsizim. Yalnız sokaklarda çorap satarak kendimi geçindirmek istiyorum. O zaman dediler sana çocuğu veremeyiz dediler. Ben bunları... Bu cevabı asla almazsınız. Ben Perşembe, Cuma günü ben bunları anlatamadım size. Şimdi konular giriyor. Onları anlatamadınız da 18 yaşından sonra üniversite eğitimine giden ama yurttan çıkmak zorunda olan bir yıl sizi misafir etmenizi istediği çocuğu niye kabul etmediniz? Ama 21 yaşında çocuk geldi benim yanıma. 18 yaşında siz arandınız, siz kabul etmediniz. Bunlar da var devletin tutanaklarında. 18'de kapına geldi, niye kabul etmedin? 18, benim kapıma ben yoktum. 18 yaşındayken 21 yaşındayken. 21 yaşındayken. İşte 21 yaşında. Geldi benim yanıma, misafir kaldı. Yani geldi bir gece kaldı, ben de her şeyi anlattım ona ben. Ne dediniz o gün? Ama yanlış anladım. Bilmediğim şeyler anlatmış. Sen çünkü benim çocuğum değilsin dediniz mi? Ya dedim böyle, annen dedim evden kaçtı durmadan. Ben dedim şüphe ettim. Annen de dedi ki bana çocuk senin değil dediler bana. Efendim ben buralarda haksız duruma düşüyorum. Aslında ben ben bu kadını kullanmadım. Dilendirmedim. Ahmet Bey zaten şaşırtıcı olan lütfen. Şu, siz onun tek resmi nikahlı evliliğisiniz. Kim olduğunuz, yeriniz, yurdunuz, adınız, sanınız belli. Bu çocuğun bir kimliği var ama siz de diyorsunuz ki bu çocuk benden değil. Hanımefendi. Yıllarca buna inandınız. Şimdi Ahmet abi robot gibi konuşmayı bırakalım. Ben şunu merak ediyorum. Hanımefendi ben inanmadım, inandırıldım. Kim inandırdı bunu size? İnandırıldım bak. Kim inandırdı? Hanım kendisi söyledi bana. Kim? Hanım kendisi söyledi bana çocuk senin değil dedi. Ben Ahmet abicim. Bu kadını diyorsun ki akıl hastalığı vardı. Kadın 3 kere evden kaçıyordu. Böyle bu özelliklere sahip biri sana gelip de bu çocuk senden değil derse onun sözüne inanır mısın? İnanır mısın ya? Bak kadın akıl hastası diyorsunuz. Fakat başka yerden dedi ki ben dedi bir yerin evini yaktım dedi. Birisinin evini yaktım dedi akrabamın. Annesine sordu. Evet evini yaktı dediler. Ha ispatladınız yani. O zaman dedim bu doğruysa bu da doğrudur. Çok saçma ya. Eğer ben şey yapsaydım. Ahmet abi 27'den öncesine gidemeyeceğim. Ben 27 yıl sonrasındayım. Cuma akşamındayım. Sizin inandığınız tek bir şey vardı. Emrah benim çocuğum değil. DNA'da da bu çıkacak. Ben de size derim ki Ahmet Bey. Bakın 27 yıl, görüyor musun Emrah? Bak 27 yıl boyunca o artık hangi düşünceyle bu çocuk benden değil demiştin ama sen bu çocuğun aslında babasısın dedim. Evet.
ne hissettiniz? Ya tabii ki güzel şeyler hissettim. Belki çocuk anlamaz şimdi de. Ben güzel şeyler hissettim. Bir pişmanlık yaşadınız mı? Yaşadım ya. Çocuğu ben dün aradım. Dün aradım. Emrah'ı aradınız. Aradım. Ne dediniz? Çok özür diledim. Çok özür diledim. Ama doğru. O şimdi kabul etmiyor, o ayrı bir şey. Tamam ama kabul... bunu duymak istiyorum. Bunu lütfen milyonların önünde de söyleyin. Çok... Neyin özrüydü bu? He? Neyin özrüydü? Şöyle söyleyeyim. Ya her insan hata şey yapar. Yanlış düşünebilir. Yanlış şey yapar. Sadece ben değilim dünyada. İnsan bir şeylerde yanılabilir. Ben yanıldığımı kabul ettim. Cumartesi günü Ahmet Bey aradı. Evet. Cumartesi diye pazar günü. İşte pazar günü. Yani sıkıntı şurada, Ahmet Bey'in yeterli gayreti göstermediğini ben düşünüyorum. Çünkü ben bizzat kendim DNA testinde bulunmasını istedim. Kendisi de sürekli benden kaçtı. Şunu da söylemek istiyorum. Yani şimdi ben benim zaten buraya gelmemin sebebi annem. Annem 27 senedir sokaklarda kalmış. Zaten duymuşsunuzdur, dilenmiş. Maalesef. Yani ben sizin pişmanlığınızı sineye çekecek değilim yani. Ben anneme asla haksızlık etmem. Esra Hanım, ben kaçmadım DNA testine hiçbir zaman. Haklı mı bu konuda? Hayır, ben DNA testi yaptırırım dedim ben. Ahmet Beyciğim bakın, sizin ona gel DNA testi yaptıralım demenize gerek yok. 27 koca yıl, yani bir insan yetişiyor, bir aile kuruyor, çocukları oluyor. Yani... Çok uzun bir hayattan, ömürden bahsediyoruz. Siz bunu mahkeme yoluyla da imkanınız bile olmasa, işte adli yardımdan bir şekilde bu işi sonuçlandırabilirdiniz. Şüpheniz varsa. Bu kadar zaman beklemenize gerek yoktu. Ya da bu şüpheyle insan yaşayacağına derdin ki kardeşim gideyim bir sonuna kadar göreyim. Hanımefendi, ben yeni öğrendim. Ben yeni öğrendim yani. Cuma günü öğrendim. Neydi? Yani bunu daha erkenden de öğrenme fırsatınız vardı ama bunu değerlendirmediniz Ahmet Bey. Evet. Büyük bir pişmanlık yaşıyorsunuz. Değil mi? Tabii. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen Emrah'a söyleyin. Bilmiyorum, kabul edecek mi? Etsin etmesin. Haklı mı kabul etmemekte? Haklı. Siz olsanız onun yerinde. Emrah baba, sen çocuksun. Karşındaki bu adam sana diyor ki her zaman kapısına gittiğinde sen benim çocuğum değilsin, sen benim çocuğum değilsin diyor. Annesini de bırakmışlar. Ama ben dün akşam anlattım da. Tamam. Bunu ekran başındakiler de duymak istiyor. Evet. Ne söylemek istiyorsanız bunca yıl biriktirdiğiniz. Esra Hanım, evet hatalar oldu. Ben bunları hep şu anda artık bundan sonra kabul etmek mecburiyetindeyim zaten. Eğer kendisi isterse beyaz bir sayfa açamayız ama beyaza yakın bir sayfa açabiliriz. Şimdi bunu yani da hata demeyelim. Bu kadar basite de indirgemeyelim. Yani çünkü hata dediğiniz şey hani böyle bir yanlış davranışınız olur ama bir insanın hayatına mal olmaz o hata. Benim rahatsız olduğum bir konu var Ahmet Bey. Hatalar büyük de oluyor. Ya DNA testi saptanmasaydı. Ne? Aynı DNA testi ya saptanmasaydı mesela. Biyolojik baban oldu çıkmasaydı. Aynı bu insanlığı gösterir miydiniz? Yine konuşuyor. Esra Hanım, çocukla biz yine konuşuyorduk. DNA testinden önce öyle bir tavır aldınız ki. Hayır, yani burada beni, annemi çok küçük düşürücü laflar söylediniz. Hayır. Yani ben bunu asla şey yapmam yani. Bak hanımefendi, Esra Hanım. Hiç, daha evvel senelerce konuştuk çocukla, 18 yaşından beri çocukla konuşuyoruz. Seninle konuştuğumda, DNA testi için konuştuğumda sürekli telefonunu bana kapatıyordun. Hayır. Ben yalan konuşmuyorum. Ahmet Bey bakın devlet soybağının reddi davasında babalara şunu söylüyor. Diyor ki siz evet bir takım nedenlerle evlilik içinde doğan çocukların da soybağı değiştirilmiş olabilir. Bu davayı gidip açarsınız ama diyor öyle diyor sizin diyor inisiyatifinize bırakmadım diyor. Bu süre diyor bir yıl. Bir yıl ne zaman itibaren başlar? Doğumdan veya annenin bir başka... Senelerce bunu bildiğiniz halde, evlendiğiniz kişinin nasıl biri olduğunu bildiğiniz halde... ...kendi kuru gürültüye böyle kendinizce de hesaplar yapmışsınız. Harbi ekrana da çıktınız... Burada mağdur olan bir kadının iffetine, namusuna da diz uzattınız. Efendi. Ve dediniz ki bu kadın bunu bana söyledi. Hanımefendi bak beni zor... Ve babalığı bakın dediniz ki ben bu davayı da açmadım. Açmamamın altında yatan neden maddi imkansızlıklarımdı. Ama diğer taraftan da babalığınızı ispat etmek için 14 yaşındaki oğlunuza en lüks kıyafetleri aldığınızı...
en son model telefonları aldığınızı. Hatta avukat hanım, sorun bakalım 14 yaşımdaki oğlum kaç tane telefon eskitti diye de bana yayın arkasında sordunuz. Evet, evet. Babalık maddiyatla olmaz. Eğer bir maddi imkanınız bir telefon alacak kadar paranız vardıysa, şüpheniz vardıysa, devletin yurdunda olan bu çocuğu 27 yıl boyunca acaba ben Ahmet Filiz'in oğlu muyum şüphesinden kurtarırdınız. Harfendi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.